Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Mekke-i Mükerreme'den, Hazreti Adem'in yurdundan selamlar, sevgiler sunuyoruz bir kez daha. Tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize güzel, verimli bir beraberlik dileyerek bir canlı yayına daha başlıyoruz. Evet, Mekke günlerinden bir gün. Bugün Cuma günü, Cumanız mübarek olsun. Biraz önce Kabe-i Muazzama'da Cuma namazını kıldık. Ben 1,5 saat kadar önce gittim. Giremedik tabii. Kabe, Mescid-i Haram'ın kapıları çoktan kapanmıştı. Hatta çok daha gerilerde bir yer bulduk. Tabii sığınacak yer arıyorsunuz. Bir konteynerin gölgesine oturdum. Böyle yarım metre kadar bir gölge vardı. Tabii güneş, burası ekvator, tam tepeye gelince hiçbir yerde gölge kalmıyor. Cisimlerin gölgeleri de kayboluyor. Dolayısıyla gölge gittikçe tükeniyor. Yavaş yavaş tükendi. Sanki tabii canımız gidiyor. Cuma ezanına, yani iç ezana yarım saat kala gölge bitti. Bu sefer son yarım saat güneş altında kaldık, mahşeri yaşadık. Böyle insanlar tabii çeşitli yöntemlerle gölgeler yapıyorlar kendilerine. Yere seccademizi serdik ama asfalt üzerine yanıyor, yani böyle ayaklarımız yanıyor. Efendim. Neyse, böyle mahşeri yaşadık, mahşeri deneyimledik. Aslında daha büyük mahşeri bir sonraki cuma, Haccül Ekber olarak Arafat'ta yaşayacağız inşallah, bir hafta sonra Cuma günü Arafat'ta olacağız. Oradan inşallah size sesleneceğiz. Evet, bugün böyle geçti ve otelimize geldik. Şimdi stüdyomuzdayız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yine Gümüşhane Müftülüğü'nden Van Müftülüğü'ne tayin olmuş taze Vanlılara da selam. Yeni müftüleriyle birlikte olacağız. Doktor Mehmet Sırrı Şük hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle doktor, profesör, doçent ilk ünvanları burada geçmiyor yani. Burası Adem'in yurdu. Saf Adem, saf insan olarak beraberiz efendim. Mehmet Sırrı hocamla ne konuşalım diye sorduğumda bugün öze dönüş, haccın öze dönüşümüze katkısı diye güzel bir konu ismi verdi. Ben de sevdim bu konuyu. Çünkü biz uzun zamandır hakikaten özden kopuk, özden uzak, yani İslamiyet'in kışrına, zahirine, hasrı nazar edip aldandık. Lübbü bulamayan kışırla iştigal eder, kabukta kalır. Evet hocam, o zaman hemen başlayalım isterseniz. Yani kışır nedir, öz nedir ve haç bu öze dönüş için nasıl bir avantaj sağlar? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ben de bizi izleyen bütün kardeşlerimizin cumasını tebrik ediyorum. Allah-u Teala içerisinde bulunduğumuz ayı bize mübarek eylesin inşallah. Amin. Burada bulunan, dua eden hacılarımızın hacıları mebrur olsun. Sayılarımız meşgul olsun. Günahlarımız mağfur olsun. Gönüllerimiz inşallah bununla da mesrur olsun. Amin inşallah. Niyazımız, temennimiz budur. Dün bir lobide arkadaşlarla beraber konuşurlarken bir kardeşimiz dedi ki, havaalanına geldik daha önceki senelerde. Tane diplomat, bir ülkenin diplomatı, sırada beklerken biraz sıkıldı demek ki. Orada Cidde'deki askere dedi ki, ben falanca ülkenin diplomatıyım. Hani öncelik istedi. İmtiyaz istedi. İmtiyaz istedi. Askere demiş ki, ihrama gir. Demiş ki, zaten ben ihramlıyım ama diplomatım demiş. Sen demiş, ihrama gir. Tabii sonradan fark etmiş. Yani ihrama gir derken, yani bırak ünvanını anlamında. Sadece şeklen ihramda ama. Sadece, eyvallah, sadece kul olarak gel. Evet. Mesajını vermeye çalışmış. Güzel. Bu
kulluğa özür kulluk özüne dönüş meselesi aslında mikat sınırından başlar. Müthiş bir ders veriyor aslında insanoğlu. Bakın her birimiz kendi memleketimizdeyken kimimiz ünvanımıza göre, kimimiz işimize göre, kimimiz soyumuza, sülalemize göre, kimimiz sosyal konumumuza göre kendimizi özel zannederiz, özel hissederiz. O özellik bazen fark etmeden bir puta dönüşebiliyor. Kendi kalbimizde, zihnimizde ve kendimizi bir şeyler zannetmeye başlıyoruz. Oysa o kadar sıradanız ki buraya gelince bunu anlıyoruz. Yani bu sizinle inşallah yapacağımız programda çok fazla teorik bilgiler verme peşinde değilim. Sadece hissiyatlarımızı ve gözlemlerimizi ifade etmek istiyorum. Burada sıradan olduğumuzu fark ediyoruz. Geçen senelerde Kabe bu kadar inşaat sahası arasında değil idi. Bazen böyle üst kata çıkardık. Orada binlerce insanın tavaf edişini izlerdik. Harika bir manzara. Rengarenk. Hocam o tavafa geçmeden bu mikat dediniz ya, bu mikatın evet. Öze dönüşü öncelikle. Yani ben onu sonradan öğrendim. 40 senelik bir ilahiyatçı olarak. Gerçekten çok ilgimi çekti. Yani ihram dünyadan soyunmak. Eyvallah. Yani elbiselerimizi çıkarmak burada. Elbise sadece giydiğimiz elbiseler değil. Sosyal statü, neyse, rozetler, makamlar, mevkiler. Yani herkes eşit oluyor. Eyvallah. Bu elbise sözcüğünün Arapça bir kökeni varmış. Hı-hı. Libas zaten. Hı-hı. Libas deniyor. Şu libas. Eyvallah. Libas elbise. Bir de kitaplarda okuduğumuz iltibas kelimesi var. Hı-hı. İltibas karıştırmak yani. Karıştırmak. İki şeyi birbirine iltibas etmek. Eyvallah. Dolayısıyla elbise karıştırmaya sebep. Hı-hı. Yani hem aldatmaya, başkalarından önce kendimizi de aldatmaya, aldanmaya sebep yani. Doğrudur. Herkes değerini elbisesinden, yani dünyalığından alıyorsa ye körküm anlayışı, evet. Bu aldanıştır yani. İltibas işte. Doğrudur. Burada ne oluyor? İhramla iltibas bitiyor. Eyvallah. Elbiselerden soyununca iltibas bitiyor. Çünkü doğru. Bir de şeyler var. Mesela adam generaldir, genel müdürdür, validir veya adaydır. Emekli olmuyor. Hı-hı. Emekli hani hizmet için çalışma isteği güzel bir istek. Ama daha yapacak bir işi de kalmamış. Niye olmuyor? Diyor ki yani ben şimdi bırakırsam diyor kimse bana değer vermez diyor. Eyvallah. Çünkü ye kürküm ye de devri yani. Herkes hı-hı. böyle. Sosyal statüsüne göre itibar görüyor. Doğru. Şimdi eğer böyle düşünüyorsa bir insan, yani ben bu görevimi bırakırsam, rütbemi bırakırsam bana değer vermezler, ben sıradan birisi olurum. Zaten değerini onlardan alıyorsa bu gerçek değer değildir. İşte bu aldanıştır yani. Kesinlikle. Bu aldanıştır. Burada değil mi, bu aldanışlar bitiyor. Önce ihramın öze dönüşe böyle bir katkısı var. Eyvallah. Allah razı olsun. Olsun. Devam edin hocam. Şimdi Kabe'yi seyrediyoruz. Kabe'yi böyle seyrediyoruz. Tabii bir alem, farklı farklı ülkeler, farklı farklı renkler. Ama hepsi böyle adeta bir girdap gibi o manevi efendimizin şeyin arasında yok olup gidiyor. Şimdi orada insan oğlu İster istemez bir düşünceye dalıyor. Ben şahsen o esnada şöyle bir hissiyata kapıldım. Acaba dedim ki Rabbim bu alemin içerisinden birisini seçmek isterse kimi neye göre seçer? Alacak, merhamet edecek, cennete koyacak. Bir kişi neye göre seçecek? Şimdi kendi kendime eliyorum. Acaba rengimize göre mi mesela? Bakıyorum, hayır. Irkımıza göre mi? Hayır. Memleketimize göre mi? Hayır. İşte rütbemize göre mi? Hayır. Ünvan? Hayır. Her şey hayır. Zenginliğimize göre mi? Hayır. Şimdi Kabe manzaralı olan otellerimiz var. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı. Orada hacılarımızın bir kısmı mesela kendi odasını beğenmiyor. 5 yıldızlı. Kabe'ye bakıyor. Diğer taraftan aynı otelin dibindeki, affedersiniz, WC'lerin, tuvaletlerin dibinde yatmak zorunda kalan insanlar var. Onlar da lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek gelmişler. Bunlar da lebbeyk Allahümme lebbeyk diye gelmişler.
Şimdi Allah kime göre seçecek? Daha doğrusu kimi neye göre seçecek? Ben şahsen, tabii izleyicilerimizi tenzih ediyorum. Ben bunu kendi nefsim için söylüyorum. Orada ne kadar hiç olduğumu fark ettim şahsen. Ve şu duayı yapmaktan kendimi alıkoyamadım. Ya Rabbi, şu tuvaletlerin dibinde yatan kulların hürmetine bizi de affeyle diye. Çünkü imanın, faziletin kimde olduğunu bilemiyorsunuz. Öyle. Bu o kadar güzel bir hissiyat yaşatıyor ki, meğer o aldandığınız, hani var ya Rabbimizin emri, ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, seni Rabbine karşı aldatan nedir? Niye ayağın kaydı? Niye iyi bir kul olamadın? Neye aldandın? İşte mesele o. Dolayısıyla insanın kendisini Allah'ın değer vermediği şeylerle özel zannetmesi aslında kişinin değer kaybına sebebiyet veriyor. Çok önemli bir nokta. Evet, onun için zaten hani bizim kendi dilimizde de maalesef anlam kaymasına sebebiyet veren bir kavram var ya. Diyoruz ki mesela falanca sülalesinden olmakla gurur duyuyorum. Ya da kendi memleketimle gurur duyuyorum. Oysa gurur demek aldanmanın ta kendisi. Garra yagirudan geliyor, gurur. Evet. Onun için bizim kendisiyle gurur duyduğumuz şey aslında meğer her biri bizim aldanmamıza vesile olan şeymiş. Onun için asla ve asla Allah'ın değer vermediği herhangi bir meseleyle, bu maddi de olabilir, manevi de olabilir, asla gurur kelimesini kullanmak suretiyle böyle bir hatanın içerisine düşmememiz lazım. Ben şunu öğrendim burada. Allah katında en özel insanlar kendini en sıradan gören insanlardır. Çünkü siz kendinizi özel gördüğünüzde Allah'ın adeta gözünden düşüyorsunuz. Manevi olarak söylüyorum elbette ki bunu. Ama siz kendinizi sıradan gördüğünüzde bu sefer Allah-u Teala size değer veriyor. İşte hadis-i şerifteki kim ki Allah için tevazu gösterirse Allah onu kaldırır var ya. Men tevada rafa'ahullah. Rafa'ahullah. Şimdi bu tevadu aslında insanın kendi yerini bilmesidir. Vada'a var ya, konumlandığı yer. Evet. Vada'atu mesela şey'e alehe'de. Buraya bir şey koymak. Yani insanın oturması gereken bir yer vardır. Yerini bilecek. İşte insanın bilmesi gereken yeri kulluktan başkası değildir. Ve bütün peygamberler kul olmakla övünmüşler, kulluk koltuğuna oturmuşlar. Ve o en yüce mertebeye insanı ulaştıran bir şeye dönüşmüş. Ve şimdi hatırladım. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam, mefkari mevcudat, Allah ondan, Peygamberimiz ismi de geçiyor Kur'an'da ama çoğu yerde kulumuz diye bahsediyor. Eyvallah. Kulumuz. Mesela ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fe'tu bi suratin min misl. Kulumuz üzerine diyor. Kulumuz, yani burada ondan kulluk yönü ortak yönümüz. Kulumuz diye peygamberimizden bahsetmesi Kur'an'ın kulluğun ne kadar şerefli olduğunu, dediğiniz gibi her şeyden üstün olduğunu gösteren bir ifade. Büyük görünme küçülürsün demişler. Dolayısıyla insan tevazu gösterdiği ölçüde büyür, büyük göründüğü, büyük zannettiği ölçüde de küçülür. Şeytanı alçaltan, ilahi huzurdan kovulmasına sebep olan zaten dediğiniz gibi gururudur. Garur diye geçiyor değil mi? Şeytanın garur, evet. Garur aynı şeyde. Aldatıcı anlamında. Çok aldatıcı. Çok aldatıcı. Çok aldanan yani. Kendisi de aldanmış. Başkalarını da aldatıcı, aldatmaz. Evet. Maşallah. Evet, yani orada zaten değer ölçülerimizi demek ki Allah'tan alacağız. Allah neye değer veriyorsa bizim de değer ölçümüz o olacak. O olacak. Aynen, zaten aynen. Şöyle ben öğrencilerimle konuşurken gerçekten hani bu normal mi diyorum bazı şeyler. Normal, anormal diyoruz. Norm ne demek? Norm, bakıyorlar yani yabancı kökenli bir kelime. Norm çizgi demek, kural demek. Yani çizgiler içinde olan, kurallara uygun olan. Peki çizgileri kim çizer? Kuralları kim koyar? Mesela İtalyanlar mı? İlk gelen kuralı koyar derler. Peki ilk olan kimdir? Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Yani
bir şeyin değerini sahibi belirler. Kuralını sahibi koyar. Eyvallah. İlk olan Allah'tır. Her şeyden önce olan. Hı-hı. Değil mi? Dolayısıyla sahibi, her şeyin sahibi odur. Demek ki kuralı da o koyar. O Hı-hı. zaman onun koyduğu kurallara uymayan, Hı-hı. onun çizdiği çizgiler üzerin arasında kalmayan hiçbir şey normal değildir. Normal anormaldir değil, ama anormallere çok alıştıkça onlar normal olabiliyor. Normal olmaya başlıyorlar. Normaller de anormal sanılabiliyor. Eyvallah. Evet hocam, devam edelim. Güzel şimdi gidiyoruz. Bahsettiniz ya, hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kulum şeklinde. Aynı zamanda Allah-u Teala değer verdiği kulları için de kullarım diyor. Mesela ve ibadurrahman. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Değil mi? Şimdi dolayısıyla eğer Allah-u Teala bir insana değer vermek istiyorsa, ifade ettiğiniz üzere kulum diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu bir derstir bu. Yeryüzünde, dünya sahnesinde böyle kötülüğüyle, zulmüyle, efendime söyleyeyim, olumsuz tavırlarıyla meşhur olan ne kadar tip varsa hepsinin ortak özelliği kulluk. Kulluk sınırlarını aşmış olmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla siz kendi kulluk coğrafyanızı adeta ihlal ettiğinizde artık sizden her türlü olumsuzluk beklenir. Firavun bunun örneğidir, Ebu Cehil bunun örneğidir, Ebu Leheb bunun örneğidir. Evet. Dolayısıyla madem ki bütün güzellikler o kulluk coğrafyasında zuhur ediyor, o zaman hakikaten o kulluk bahçemizde ne kadar kendimizle özdeşleşip sürekli olarak bizi bizden uzaklaştıran şeylerden uzaklaşmak suretiyle eğer kendimize dönme gayreti içerisinde olacak olursak, işte bütün bu çabamızın sonucunda Allah'ın izniyle biz pişman olmayacağız. Çünkü güzergahı kulluk olmayan insanların gidişatı inanın çıkma sokağıdır. Hiçbir insan dünya hayatında iken kulluk güzergahından başka eğer bir yol izlemiş ise kesinlikle felahı bulamamıştır. Ve Allah-u Teala böylesi insanlara nereye gidiyorsunuz diyor. Fe eyne tezhebûn, nereye gidiyorsunuz? Evet. Çünkü bu kulluk güzergahıdır insanı cennete dahil eden şey. Bu açıdan biz buraya gelirken aslında bütün bu hissiyatları yaşamak için ve yerinde görmek, yerinde değerlendirmek için geliyoruz. Mikat sınırı aynı zamanda manevi bir gümrük kapısına benziyor. Yani nasıl ki herhangi bir ülkeye girişte oraya sokmamanız gereken bir takım hasletler varsa ya da farklı kaçak efendime söyleyeyim eşyalar var ise, bizim de buraya sokmamızın kaçak olduğu durumlar söz konusu. İşte onlardan bahsettiğimiz kulluğun haricindeki her şey. Ünvanıdır, şanıdır, şerefidir, zenginlidir. Hiçbir şeyi siz buraya sokamıyorsunuz. Soktuğunuz zaman efendime söyleyeyim kaçak giriş yapmış oluyorsunuz. Onun için biz Rabbimize doğru giderken, Arafat'a doğru kendimizi tanımaya giderken, Rabbimizi tanımaya giderken özümüzü yakalamak suretiyle Allah'ın izniyle Rabbimize el açtığımız zaman Rabbimiz Allah'ın izniyle bizim ellerimizi boş çevirmeyecektir diye düşünüyoruz. İnşallah. Eyvallah. Demek ki öze dönüş, eyvallah, kulluğa dönüştür yani. Hı-hı. Özümüz o, kul olarak yaratıldık. Eyvallah. Dediniz ya, o ikinci kattan oradaki o insan selini seyrederken Kabe, hı-hı, etrafında zaman zaman işte girdapa dönüşen, hı-hı, o seli seyrederken aynı zamanda hatta tavaf esnasında da insan yani kainattaki büyük evrenin tavafına, hı-hı, onu da hayal etmesi gerekiyor. Nasıl namaz kılarken dışarıda mesela kendi ülkemizde de olsa Kabe'yi hayalen önüne, göz önüne getirmek gerekiyor. Yani, hı-hı, atom içindeki işte elektronlardan tutun güneş etrafında dönen gezegenlere kadar, bir galaktik sistemde yıldızların tavafına kadar, hatta, hmm, daha büyük galaktik sistemlerde galaksilerin tavafına kadar. Şimdi bu kadar uçsuz bucaksız bir evrenin içerisinde insan, yani böyle düşündüğü zaman zaten küçük olduğunu, eyvallah, ne kadar aciz olduğunu anlıyor değil mi? Aciz, bak bir sinek, hmm, dolaşıyor, bu bizim stüdyo sineği, kovamıyoruz yani. Sıkıntı biz sineğe mukabele edemiyoruz. Aciz varlıklarız yani. Hı. Nasıl değil mi? Alemlerin Rabbine biz baş kaldırabiliriz. Eyvallah. Dolayısıyla bu kendi küçüklüğümüzü, hiçliğimizi anlamak. Eyvallah. Gerçekten anlamak. Yok yok olsa var olur. Eyvallah. Dolayısıyla bu yani Allah'ın büyüklüğü karşısında, evrenin
bu uçsuz bucaksız karşısında insanın gururlanması gerçekten çok gülünçtür yani. Eyvallah. Çok gülünçtür. Bu anlamda benim şahsen yine Kur'an-ı Kerim'den anladığım bir husus daha var. Onu da paylaşayım. Buyurun. Belki zamanımız azaldı. Şimdi Allah-u Teala bir defa insan oğluna, mahlukatın tamamına aslında öyle bir ünvan yapıştırmış ki insan ister istemez o ünvana sahiptir. Kaçış yok. Abd'dir, abd. İnsan oğlu abd'dir. Abd. Şimdi ben hatta tahtaya yazıyorum A, B, D büyük harflerle. Eyvallah, abd. Diyorum nedir? Amerika Birleşik Devletleri değil diyorum, abd. Evet. Zaten görevi alnında yazılı. O da kuldur diyorum. Korkmayın. Eyvallah. Şimdi burada fark şu şekilde. Yani imanla gelen fark şu şekilde ortaya çıkıyor. Allah biz insanları öyle bir noktaya yerleştirmiş ki adeta üstünüze baktığınız zaman manevi olarak konum itibariyle Allah'tan başkasını göremiyorsunuz. Alta baktığınız zaman ise Allah'ın dışındaki her şeyi görüyorsunuz. Çünkü ya sizin gibidir ya sizin için müsahhar kılınan bir varlıktır. Ve Allah insanı o şekilde bir konumlandırmış. İşte imanla gelen mesele şu şekilde bir tercihe dönüşüyor. İnsanoğlu ya iman ederek yukarıya secde edecek kul olacak ya da iman etmeyip aşağıya secde edecek köle olacak. Yani insanın bu dünyadaki aslında gidişatını belirleyen bir tercih. Kul mu olacaksın, köle mi olacaksın? Allah'a kul olmaktan eğer haz etmiyor isen o zaman nefsinin kölesi olacaksın. Şeytanın kölesi olacaksın, malın kölesi olacaksın, başka başka şeyleri. Elhasıl her şeyin kölesi olacaksın. Onun için kul mu olacağız, köle mi olacağız? İman işte bize diyor ki, köle olmak size yakışmaz. Çünkü Allah size değer vermiş, siz kul olmayı tercih edin. Peygamberlerin bize öğrettiği budur, kitabımızın bize öğrettiği budur. Onun için Allah-u Teala iyi bir kul olmayı nasip eylesin diye düşünüyorum. Demek ki Allah'a kul olmak, başka şeylere, kendimizden aşağıda olan şeylere köle olmaktan bizi kurtarıyor. Bizi kurtarıyor. Ve gerçek özgürlük budur. Kesinlikle. Ya. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar manası burada. Hı-hı. Tam yerine oturdu hocam, Allah razı olsun. Çünkü gerçekten bir sürü şeyin menfaatin önünde eğilen o kadar çok insan var ki Allah'ın önünde. Mevlana diyor ki yani o diyor aslında Allah'ın peşin bir cezasıdır. Siz bana kulluk etmeye layık değilseniz gidin. Bir sürü şeyin kölesi olun Necip diye. Necip Fazıl onlar... Kısa Kürek için derler. Ha. Diyormuş ki elhamdülillah diye bildiğim için elhamdülillah diyormuş. Tabii. Çünkü Allah'a kulluk yapmak bir imtiyazdır gerçekten. Herkese kısmet olmuyor. Yani burada şu tabii her şeyi yerine koymak dediniz ya, vada kökünden geliyor. Şimdi yani şöyle bir ifade okudum ben tefsirde. Bu sizin bu açıklamalarımızdan sonra diyor ki demek ki ben hiçim. Yani ne önemim var ki benim yani bu bütün bu kainat bana emrime musahkar edilmiş olsun, tesir edilmiş olsun. Çünkü diyor böyle deme. Çünkü yani bu bir aşağılık kompleksi değildir. Değil tabii. Çünkü çendan sen nefsin ve suretin itibarıyla hiç hükmündesin. Fakat vazife ve ehemmiyet noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu azametli mahlukatın bir ustabaşısı hükmündesin. Yani Cenab-ı Hak bizi muhatap almış, kendine misafir yapmış. Bütün bu gösteriler bizim için efendim yapılıyor. Yani Allah'ın bize verdiği bu değerle asıl değerimiz ortaya çıkıyor. Öyle. Yani vazifemiz yönüyle biz kulluk vazifesi yönüyle üstünüz. Ama kendi başımıza onsuz hiçiz, onunla her şeyiz. Eyvallah. Zaten her şey olmak istiyor insan, her şeye sahip olmak istiyor. Dolayısıyla her şeye sahip olmak için işte her şeyi geride bırakıp her şeyin sahibine yönelmek yani kulluğa dönmek gerekiyor. Evet hocam, başka? Bir şey daha ilave edeyim. Buyurun. Şimdi Kabe'yi görünce aklıma geldi. Kabe'nin bir ünvanı var, bir sıfatı var. Ya da Mekke'nin içerisinde bulunduğumuz diyarın. Mekke'yi mükerreme diyoruz değil mi?
mükerreme. Mükerreme. Mükerrem demek değerli kılınmış demek. Nasıl olmuş peki? La ilahe illallah mefhumu gelmiş, hakim olmuş, Kabe putlarından sıyrılmış, kurtulmuş. Dolayısıyla sadece Allah adının anıldığı bir merkez olunca mükerreme olmuş. Gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerekse bazı zatlar bazen insan ile Kabe'yi birbirine benzetirler. Ben de oradan yola çıkarak, güzel, acaba insan oğlunun da aynen Mekke gibi, Kabe gibi mükerrem olma imkanına sahipliği var mı şeklinde düşünüyorum. Bakıyorum zaten Allahu Teala insanı mükerrem kılmış. Ama peki mükerrem kılınan bir varlık nasıl bu kadar esfel durumuna düşmüş? Melekat kerremna beni Adem. Ha. O zaman şu şekilde ortaya çıkıyor. Değerli olma şansımız. Nasıl ki Kabe 360 tane putundan kurtulduktan sonra mükerrem sıfatını tekrar elde etmiş ise, aynı şekilde insanoğlu da kendi putlarından kurtulması halinde mükerrem olabilir. Ama diyeceğiz ki bizim ibadet ettiğimiz yerlerde putlarımız yok. Memleketimizde putlarımız yok, yani kendisine ibadet ettiğimiz. Ama bizim zihnimizde sakladığımız, yüreğimizde maalesef sakladığımız ve görünmeyen putlarımız var maalesef. Mesela kibir bir aslında puttur. Enaniyet bir puttur. Böyle o nefsi üstünlük, ucub dediğimiz şey aslında bütün bunların hepsi birer puttur. Dolayısıyla biz o putlardan kurtulursak aynen Kabe gibi mükerrem oluruz. Ama o putları içimizde taşıdığımız müddetçe inanın eli başımız secdede dahi olsa o putlarla, çünkü biz varlığımızı devam ettiriyoruz. O zaman mükerrem olma şansını tam olarak yakalamamız mümkün olmayacaktır. İşte buraya gelişimiz, hacımız, aynı zamanda da o Kabe benzerliğini bir nebze belki yaşayalım, bu hissiyata sahip olalım diye böyle bir duygu da inşallah yaşama şansına sahip oluruz. Allah razı olsun diye düşünüyorum. Yani içimizdeki Kabe zaten kalbimiz. Eyvallah. İçimizdeki Kabe'dir. Hatta öyle derler yani büyükler. Kabe, dışımızdaki Kabe Azeroğlu İbrahim'in binasıdır. İçimizdeki, evet, Kabe ise Allah'ın kudret eliyle, evet, bizzat Rabbimizin binasıdır. Hı hı. Dolayısıyla ararsan Mevla'yı kalbinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir. Eyvallah. Eğer bir müminin kalbin kırarsan Hakk'a eylediğin secde değildir. Eyvallah. Dolayısıyla ikimizdeki Kabe'yi putlardan temizlemek. Çok, evet, harika oldu bu. Tam bu noktada nasıl ki kulluğun özü, öz kulluk veyahut da Allah katında değerli ise bu seferde dinin özünü de o kadar değerli görmemiz lazım. O dinin özünü yaşarken de maalesef bazen kaçırdığımız noktalar var. Özüne bir türlü nüfuz edememe sıkıntısını yaşıyoruz toplum olarak. Değişik tabii etkenleri vardır. Bunların üzerinde, hı-hı, durmaya gerek yok. Bir kadıncağız bir meclise uğruyor. Bu da son olsun inşallah. Bir alimler meclisi. Hı-hı. Girmiş, demiş ki aranızdaki en fakih insan kimdir? En alim. Birini işaretlemişler şey falanca. Ona yönelmiş, demiş ki nasıl yemek yiyorsun, demiş. Besmele çekiyorum. Küçük küçük lokmalar sağdan başlıyorum. Önümden yiyorum. Kimsenin lokmasına bakmıyorum. Elhasıl yemeğin adaplarından bahsetmiş. Peki, demiş, nasıl uyuyorsun? İşte abdest alıyorum. Sağ tarafıma uyuyorum. Zikrederek uyuyorum şeklinde böyle. Kısacası uykunun bize öğretilen adabını zikretmiş. Kadıncağız demiş ki sen ne uyumayı biliyorsun ne de yemeği biliyorsun, demiş. Allah Allah. Ha, bakmışlar ki kadında bir cevher var. Hmm. Peki o zaman nasıl yiyelim, nasıl uyuyalım diye sormuşlar. Demiş ki yediğiniz helal olsun da nasıl yerseniz yiyin. Kalbinizde hiç kimsenin kini, düşmanlığı olmasın da nasıl uyursanız uyuyun şeklinde, hmm, cevap vermiş. Senin, demiş, anlattıkların adaptır. Benim anlattığım ise işin özüdür. Onun için Kur'an-ı Kerim ve sünnet aslında bize dinin tam da özünü yaşamamızı istiyor. Ama bazen adaba o kadar takılıyoruz ki bu sefer özü kaçırıp şekli bir Müslümanlık anlayışı
ortaya çıksın diye adeta böyle bir görüntü vermenin telaşı içerisine giriyoruz. Onun için nasıl ki kulluğumuza bir yolculuk var, özümüze bir yolculuk var. İnşallah dinimizin özünü de yaşamak için eğer bir bilince sahip olacak olursak bu inşallah nurun ala nurdur diye düşünüyorum. İnşallah çok. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Gerçekten dinin özüne dönmekte, öze dönüşte haccın ehemmiyeti noktasından çok güzel bakış açıları oldu. Esasen çok daha farklı şeylere girebilirdik ama bugünkü bize ayrılan süre bitti sevgili dostlar. Burada ikindi ezanı okunuyor. Şu anda ezan sesi kulağıma geldi. Biz de namaza yetişelim. Dünyanın kalbinden efendim tüm bizi izleyen izleyicilerimizin kalplerine, gönüllerine selamlar gönderiyoruz. Tüm bu konuştuğumuz manalar çerçevesinde dinin kışrında kalmayıp, kabuğunda kalmayıp, evet adab da çok önemlidir ama orada kalmayıp özüne de intikal eden, özünü de yaşayan, takva mertebesine ulaşan insanlardan olmayı Rabbimiz hepimize nasip etsin. Hoşçakalın. Allah'ın sonsuz kudretine, ikramlarına mazhar olun inşallah.